Merhaba değerli dostlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sarp Arıkan ben. Nasılsınız? Her şey yolundadır umarım. İyisinizdir. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle güzel bir uygulama paylaşacağım. Ne uygulaması yapacağız sizlerle? Bilgisayarımıza sanal işletim sistemi kuracağız. Mac işletim sistemini kuracağız. Öncelikle bu içerikleri ve ilgili dosyaları benimle paylaşan Hakan Kılıç arkadaşımıza çok teşekkür edelim. Hakan abi bana bazı konularda destek olan sevdiğim bir abim. Dolayısıyla da bu videonun oluşmasında da sağ olsun benle içerikleri paylaştı ve ben de sizlerle onları buluşturuyorum. O zaman yavaş yavaş başlayalım. Önce yapacağımız çalışmalar şunlar olacak. Bilgisayarımıza sanal işletim sistemini veya sanal makine çalıştıracak VMware programına kısaca bakacağız. VMware'da sanal Mac işletim sistemini ki kuracağımız Mac olacak. Nasıl ekleyebileceğimizi göreceğiz. Ve ISO dosyamız var. Mac 10.15 Catalina, 10.15 Catalina. Ve bunu nasıl çalıştıracağımızı da göreceğiz hızlıca. Daha sonra Mac'te olduğu gibi sanal makinemizde de boot ekranında hem ekran okuyucuyu kullanarak nasıl biçimlendireceğimizi de disklerimizi göreceğiz ve başlatacağız yüklemeyi. Fakat yüklemenin tamamını yapmayacağız çünkü ben daha önce bunları kurdum ve sizlerle bunları buluşturacağım. Öncelikle VMware Workstation Pro 16 versiyonu ya da 15 versiyonu olabilir. İlgili sitelerden indirebilirsiniz, web sitesinden indirebilirsiniz. Ve Workstation Pro 16'yı indirdikten ve kurduktan sonra ki en son versiyonunu her zaman öneririm, satın alabilirsiniz çünkü bunu. En son versiyonunu kurup bilgisayarınıza çalıştırdıktan sonra sizin yapmanız gereken Mac işletim sistemini entegre etmek olacaktır. Program kurulumunu tabi teker teker yapmayacağım ama next bildiğiniz program kurulumu aşamaları. Fakat siz tabi tablarla da yine kontrol etmenizi öneririm. Bir ekran gelecek karşınıza kurulum aşamalarında. Enhance Keyboard Driver onay kutusu, birinci onay kutusu, bunu işaretlemeyin. Ve dilerseniz de Join işte Customer Program yani müşteri programına dahil olduğu onay kutusunu da işaretlemeyebilirsiniz ya da işaretleyebilirsiniz, siz bilirsiniz. Sonra Next deyip Finish deyip programımız karşımıza gelecek. Ama öncelikle benim sizle hem YouTube açıklamalarında hem uygulama akademisi içerisinde paylaşacağım Unlocker diye bir uygulama var. Bu uygulama dediğimiz gibi VMware'da sanal Mac çalıştırabilmemizi sağlayacak Windows ise bir dosya gel. uygulama. Şimdi ben bunu indirdim. Masaüstü ise Sarper 2. Siz bunu indirmekle Enter uğraşmayacaksınız. Sarper. Bunu paylaşacağımı söyledim. Intel 25-47 büyük indirilen enter indirilen İndirilenler dedikten 14 sonra 14 kertre master nokta azip 1 14 kertre master Unlocker Master, buna enter enter yapalım. kabuğu class boş 14 kertre boş enter kabuğu Ve burada içine girdikten sonra wininstall.bat yani CMD daha W doğrusu. Win3 build nokta Win3 install nokta cmd Bunun üzerinde menü açıp yönetici olarak çalıştırdıktan sonra işlemlerin bitmesini komut ekranında bekliyorsunuz ve internetten bazı dosyaları indiriyor. En güncel yapıyı indiriyor ve bu aşama bittikten ve komut ekranı kapandıktan sonra da siz artık VMware'e dönüp orada işlemlerinizi yapabilirsiniz. Alt Hemen F4 alalım ve Vare Work. bunu. Unlocker programımızı kurduktan sonra Bulunduğunuz yer ve Vare. VMware'ımızı çalıştıralım. VMware'ı çalıştırdığımızda karşımıza gelen menüler genelde File, View, işte VM menüsü ya da Help menüsü gibi menülerden oluşuyor. VM menüsü sizin sanal makina ile ilgili bir takım kontrolleri yönetebileceğiniz, ayarları yapabileceğiniz, işte sanal makinanızı biliyorsunuz, RAM disk, hard disk, işte ses kartı gibi işte birçok ya da ağ bağlantı şekli gibi görüntüleme gibi bir bilgisayarda olabilecek bütün ayarlar var aslında bakarsanız. Burada Alt F yapıp sağ sol yön tuşuyla menülerde gezebilirsiniz. Bazen okumayacaktır menü title'ını Alt ama F, içerik menüsü. şimdi burada Menüler kapatıldı. İçerik menüsü. C. işte ikincisi edit, view gibi Menüler kapatıldı. İçerik menüsü. R. Power. Power menüsü zaten VM menüsünün ilk öğelerinden bir Menüler kap. tanesi. İçerik menüsü. Şimdi burada Menüler kapatıldı. İçerik menüsü. 1. Bir home. Menüler kapat. Online. Help top. Menüler. New window. New virtual machine.
bizim yapacağımız Alt F yaptıktan sonra New Virtual Machine, yeni bir sanal makine. Enter yapalım ve makinamızı oluşturmaya başlayalım. ISO dosyasını da sizle paylaşacağım. Bu beta programlarını takip edebileceğiniz bir ISO dosyası Mac tarafında. Katarina ile başlayacağım. Çünkü diğer Big Sur'un da doğrudan var ama çok sağlıklı bulmadım onu. Ama Katarina'nın üzerinden siz Big Sur betalarını da alabilirsiniz. Kullanabilirsiniz. Hatta sonrasının belki de. Enter. Menüler kapatıldı. New Virtual Machine Wizard iletişim kutusu. Welcome to the New Virtual Machine Wizard. What type of configuration? Şimdi nasıl bir konfigürasyonla kurmak istersiniz? Tipik mi yoksa daha özelleştirilmiş mi? Tipi seçip, ki otomatik olarak seçili gelir. Tapla next. Help düğmesi. Next. Jungle. Next boşluk. Install from 2 nokta. Help düğmesi. Etkinleştirme. Şimdi ilk ekran buydu. İkinci ekranımız ise bizim bazı seçeneklerden birini tercih etmemiz lazım. Birincisi, istersek işletim sistemi sonra kurabileceğimiz sadece sanal bir bilgisayar oluşturabileceğimiz bir seçenek. İkincisi, installer disk 2 nokta seçim düğmesi işaretli. Diskten işletim sistemi kurdurabiliriz. Üçüncüsü ise ISO dosyası, yani imaj dosyası. Installer disk image file aç parantez ISO kapa para. Installer disk image file, yani yükleme imaj dosyasını bizim göstermemiz lazım. Şimdi bu seçiliyken normalde taplarla göz at düğmesine ulaşamıyorsunuz. Fakat burada yapılması gereken, hemen JavaScript image'ine geçiyoruz. JavaScript image page. Sizde böyle olmayabilir ama 16'da bende böyle. Sonra aşağı yön tuşuyla C2 nokta ters bölü C2 nokta ibaresini bulduktan sonra kontrol sağ yön tuşuyla ilerleyelim. Ters do ters prim nokta grab browse nokta. Evet, browse'yi bulduk ve bölüyle tıklıyoruz bu sefer. Yani sol tıklama yaptırtıyoruz JAWS'a. Sol fare düğmesi. New Virtual Machine Wizard iletişim kutusu. Install from 2 nokta browse PC image. Şimdi PC image'ini aldım ve diskimi gösteriyorum ben artık, yükleme diski. Dosya tür. Dosya gez ağaç gör öyle gör geçen ay bugün genişlik. Şimdi burada B. Kitaplı bu bilgisi enter. Ben de yerel diskte elde. Y. Cihazlar ve sürücüler genişletildi. Yerel enter. MacOS'un içine atmıştım ben. Yerel diskteye girdik. M. MacOS enter. Kabul. Örnek olsun diye. MacOS Catalina 10. Evet, enter. Enter. Ve vare. Şimdi gelelim. Help düğme. Yazılabilir. Next büyük tür düğme. Evet, shift tablarla next'i buldum. Ve devam ediyorum. Boşluk. Help düğmesi. Version açılır kutu. MacOS 10.15. Evet, burada iki tane alanımız var. Bir tanesi türü. Yani misafir işletim sisteminin türü Apple macOS. Guest operating system Apple macOS X. Bu arada Windows var, Linux falan da var burada. Tabi otomatik olarak bu geliyor zaten. Version açılır kutu. MacOS 10.15. Değilse de siz seçebilirsiniz. Sonra versiyon 10.15. 11'e kadar aslında destekliyor bu. Şimdi next'i bulalım. Help düğme küçük. Next büyük boşluk. Virtual machine name 2 nokta. Bir sonraki ekranda sanal makinemize bir ad vermemiz gereken bölüm. Location 2 nokta yazınız. C 2 nokta. Şimdi burada konumu. Nereye oluşturacağız bunu? Browse'la göz altına. Browse nokta 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 boşluk. Ben virtual. Hemen D'nin içerisine gidip oraya oluşturacağım. Boşluk B. İptal tamam düğmesi. İptal virtual machine location ağaç görünümü virtual machine kapatıldı. Evet, burası ağaç görünümlü bir ekran. B. Seviye 1. Bu bilgisayar. B. Y. Yerel disk aç parantez D. 2. Y. Seviye 1.2.9.2500.adet. M. Mac OS. Kapat. Mac OS. Klas. Yenik. Tamam düğme. Boşluk. Ve var. Evet, Mac OS içerisinde şimdi oluşturuyorum. Küçük tür. Next büyük tür düğmesi. Etkin. Şimdi bunu da seçtikten sonra bir sonraki ekranda artık diskimin boyutunu belirleyeceğim. Boşluk. Specif. Split virtual. Maximum disk size 4. 240 yapıyorum. 2. 4. 0. Split virtual disk into. Ve bu diski oluştururken bölümlenmiş olarak değil de tek parça halinde oluştur depolamamı diyorum. Bu performans açısından önerilen bir ayar. Store virtual disk as a single file seçim düğmesi işaret. Evet, tek dosyada oluştur. Help küçük tür back next bir boşluk. The virtual machine will be created with the following settings. Evet, şimdi burada artık customize hardware, yani donanımı özelleştirme bölümündeyim. Customize hardware nokta nokta. Bir kere tap yapınca boşluk. Hemen. New virtual machine. RAM'e ben 12 gibi vereceğim ki aslında %80'e kadar verin deniyor. Memory for this virtual 4000.6 boş. 6900 boşluk. 12 GB anlamında. 16 GB'lık. 1200. 0. Donanımım var benim. Bu arada bu sanal işletim sistem deneyiminden keyif almak için Mac tarafında en azından 8 ve yukarısını öneriyorum ben. Daha aşağısı biraz takılmalara yol açabilir. Şimdi işlemcimde benim 4 çekirdek yapısını desteklediği için 4 çekirdeği seçiyorum. 1200. Liste görünümü memory seçili olmayan. Project number of project source 2. Number of project source 2. Yazılabilir seçim kutusu. 1. Bu 1 diyor. Ben bunu 1. Liste görünümü 4. Ve
Shift tablarla aslında display gibi ayarları da, görüntüleme gibi ayarları da yapabilirim ama onu sonra yapabiliriz belki de. Şimdi cancel. Help close et nokta nokta close düğmesi. Evet, close buluyorum. Bu close dediğiniz anda zaten yaptığınız ayarlar işlenmiş oluyor. Boşluk. Hardware. Ve Mvare Workstation iletişim kutusu. Ve Mvare Workstation. Powering on the virtual machine will fail because. Evet, yine bu powering hata olabilir diyor. Processor belirlerken tabi deneme yanına boşluk. Yapın. New virtual. Ben de bakayım. Help düğmesi. Close düğme. Nokta nokta nokta. Virtualization. Virtual. Number of project source 2 nokta. Number of project source 2 nokta. Yazılabilir seçim kutusu. Değer ayarlamak için yön tuşlarını kullanın ya da değeri kendiniz yazın. Alt artı P. 4. Evet, ben tekrar bunu belirledim. 4 yaptım. List help. Nokta nokta. Close düğme. Boşluk. Ve var küçük türbe. Finish düğmesi. Ve taplarla finish'i buldum. Bazen böyle olabilir. Siz tekrar o diyalogdan sonra ekran karşınıza gelirse 4 seçip yazıp yazı alanına sizin çekirdek sayınıza göre ona göre yapılandırabilirsiniz. Boşluk. Ve burada artık makine hazır. Fakat makine hemen çalıştırmıyoruz. Ben bir kod yazmam lazım. Nereye yazacağımı göstereyim size ki daha verimli çalışsın. Windows'e. Dosya gel. Dosya gezginine bu sefer benim işletim sistemimi sanal makinemi oluşturduğum yere gideceğim. Masaüstü. B. Seçili olmayan OneDrive. Bu bilgisayar. Enter. Evet, bu. Y. Cihazlar ve sürücüler genişletildi. Yerel. Enter. Bu bilgisayar. M. Mac OS. Enter. Uygulama. Mac OS 10.15.vmsd. Mac OS 10.15.vmx. 5'tir. Evet. Vmx'e geldikten sonra kontrol M. İçerik menüsü. Skip. Edeceğim. Edit. Seçili. Avas. File. Birlikte. Not. Başka. Not. Def. Enter. Mac. Not defterini açtım. Dosya boş. Floppy 0. Not. Boş. SMC nokta VRSION version eşittir tırnak 0 tırnak tırnak 0 tırnak Ctrl S tırnak 0 tırnak Ctrl S Alt F4 Mac OS öyle görünümü çok Mac OS 10.15.vm Alt F4 Mac OS 10.15-vmware workstation. Evet, şimdi bu SMC Samsung Manisa CA nokta versiyonu VMX uzantılı dosyaya girdim. VMX uzantılı dosya Virtual Machine X file diye aslında geçiyor olması lazım. Ya da VMware Machine X file de olabilir. VMware. Bu VMX dosyası nokta VMX dosyasına zaten doğrudan da tıklasaydık bizim VMware'ımız açılacaktı. Ama biz ne yaptık? Kod eklemi için birlikte aç dedik ve not defterini açtık. Artık her şey için hazırız arkadaşlar. Gelin sanal makinemize startı verelim bakalım neyle karşı karşıya kalacağız. Bu arada sanal makine çalıştıktan sonra Ctrl G yapınca sanal makinenin özelliklerini kullanabiliriz. Ctrl Alt yaparsak iki defa bu sefer Windows'a dönüp Windows'un özelliklerini kullanabiliyoruz. Alt F. Menüler kapat. Unity geçer. Full menüler kapat. Copy CTRL Cut. Menüler Remove. Power Alt. Start Up. Geç CTRL artı B. Şimdi Start Up. Start diyelim ve makinemiz. Enter. Menüler kapat. Bakalım. Ben şimdi Java'sı önce susturacağım. Boşluk. İsteğe bağlı konuşma. Ve Ctrl G yapıyorum. Ve bekliyorum. Evet arkadaşlar, bu aşamada sanal işletim sistemi kullanabileceğimiz VMware Workstation Pro programının aslında çok fazla özelliğinin olduğunu söylemek lazım. Bu programı dediğim gibi edinmek isteyenler sitesinden elde edebilirler. Belli bir ücreti var bu programın. Şimdi bununla birlikte Mac açıldığı zaman Windows F 5'e bastığımızda ki Mac'i tercih etme sebeplerimizden bir tanesi de bu. Ekran okuyucu yani VoiceOver gelecek. Ta kurulum ekranında geliyor arkadaşlar. Mac'lerde de böyledir. Kurulum ekranını sizi yönetmenizi sağlar. Size böyle bir imkan verir. Boot ekranında dahi. Bakalım. Biraz şöyle birkaç saniye bekledikten sonra ilk basışımı yapacağım. Hemen tepki vermezse birkaç saniye sonra daha bekleyip yine basacağım ve işletim sistemimizin kurulup kurulmadığına göz atacağız. Evet, Windows F5. VoiceOver on language chooser. Window language. Şimdi language chooser geldi. Yani dil seçim ekranı. Yavaş yavaş kullanıma başlıyoruz. T'ye basıyorum burada. Türkçe. Türk. Ve tap yapıyorum bir kere. Leaving language chooser. Entering language chooser group. Sürdür, sürdür düğmesindeyken aralık. Language chooser table. Row 19 of 40. Türk. Selected. MacOS Island Solaris launched. Evet. Background. İzlenceleri bölümü geldi.
macOS'te bildiğiniz gibi etkileşime girme kavramı vardır. Uygulama seçimi table no selection diyor. Burada biz ilk önce disk izlencesinden disk biçimlendirmemiz lazım ki macOS kurulsun. Ama burada işte Time Machine gibi, macOS kurulumu gibi bölümler var. Fakat macOS'u şu an kurmaya çalışsanız da kurulmayacaktır. Diskimizin biçimlenmemiş olması sebebiyle. Önce evet, disk izlencesine geldik ve sürdür. Sürdür diyor. Evet, disk seçimi bölümü. Row expanded diyor. Ben burada yukarı yön tuşuyla VMware Media Driver olması lazımdı ismi. Onu bulacağım. VMware Virtual SATA Hard Drive Media. Evet, Hardware Drive Media. Bunu bulduktan sonra burada etkileşimimi bitirmek için tap yapıyorum ve sil düğmesini bulacağım arkadaşlar bu seçiliyken. Leaving disk system tableau zoom. Entering array LTR mode due sil doom. Evet, sil ve sil disk volume add in dialog for window disk bizim. You are currently şimdi caps lock'la birlikte sağ yön tuşuyla VoiceOver'da ekranda gezebilirsiniz ya da sol yön tuşu önceki ve sonrası olmak üzere. Sağ yön tuşuyla ileriye gidelim. MacOS doom. GUID voluntary to Linux system clip vasket to Mac by ads country selected edit text. Şimdi at verelim. Burada diskim diyelim. D I S K I M. Sonra tekrar gelelim caps lock sağ yön tuşuyla. Bu sefer formatını seçelim. Tıpkı NTFS gibi falan. APS'yi seçeceğim ben. Bizim. You are top diskim. Mac OS Genesis legal is to look menu tonight. APFS by your APFS by your Kusakar to IRL. APFS see rally. APFS. You are APFS by your Kusakar to IRL. APFS by your Kusakar to IRL see rally. Checkmark Mac APFS by your Kusakar to IRL. You are APFS. MS-DOS F8 APFS. MS-DOS XFAT. Mac OS Genesis legal is by MS-DOS APFS. You are currently on a menu. Ben APS'yi seçeceğim. Seçtim ve tab'la ilerliyorum. APFS. Closing menu. Evet, tabii tab'la ilerlemeden önce aralık çubuğuyla onaylamam lazımmış. Şimdi onayladıktan sonra caps lock sağ yön tuşuyla ilerliyorum ve sili bulana kadar ilerletiyorum. Ve caps lock aralık çubuğuyla onayladım. Bekliyorum şimdi biçimlendirmesini. Bitti düğmesini bu var mı ekranda diye kontrol edeceğim. Onu bulmaya çalışacağız çünkü. Default diyorum. Evet. You are currently on a diyorum. To click this button, disk system tableau zoom table. Bittiği de bulduktan sonra selected. Disk izlencemizi Windows Q ile birlikte kapatıyorum. MacOS Island Solari window. Ideal server diyor. Ideal on system tableau row 4 and 4. Disk islands as essential as guarantee. Disk islands as essential as an equal and right. Serum each year. MacOS equal essential as guarantee. MacOS and yeni bir kopya yazı. Artık bu uygulama seçim, yani az önce ilk ekranın gelen yerde uygulama seçimi kısmında macOS'i yükle deyip tab'la birlikte sürdürü bulacağım. Ideal on system table row 2 and 4. MacOS equal sürdürü. MacOS Garland, MacOS Cat, MacOS Cat, MacOS Catalina, Yoklum, Zaini, I, Orla, MacHyson, Sürdür, Diyorum. Ve yine sonraki aşama sürdür. Baz, Kapolet, Diyorum, Kapolet, Diyorum. Yazın, Lisans, Kapolet, Kapolet, Diyorum. Yokul, Yokul, Dimd, Diyorum. Jerry, Grid. Ve disk seçeceğim alana denk geliyorum. Burada hemen bir kere aşağı yön tuşu dedi. Drop, one. Grid görünümü dediği andan itibaren tab'la oraya gelip aşağı yön tuşu, daha doğrusu caps lock sağ sol yön tuşuyla gelip daha sonra diskimi seçip tekrardan caps lock sağ yön tuşuyla bu sefer yükleyi buluyorum. Kabul et. Evet, kuruyor. You are currently on a prop diskim. Says I, MacOS Catalina, disk, says I, disk, sim, jazzy, garantu, diskim. 0% progress, vasget, du, vasget, disk, says MacOS Catalina, diskim, a disk, yaklinisect here. Says I, disk, sim, jazzy, garantu, diskim, diskim.
Vazgeç, vazgeç, do, 8.5% progress in, dizgim, 10.9% progress indicator. Evet, şu an kurulum aşaması yapıyor. You are currently on a progress indicator. Vazgeç, 14.9%, dizgim, 15.3% progress indicator. You are currently on a progress indicator. Vazgeç, do. And you are, you clima, sees a delicate, you clima is a door, sees a delicate. Mac OS I, Island Hilary. Mac OS I, Mac OS I, Yeni Burk. Ekranı susturayım. Evet, bu ekran önemliydi. Gerisi zaten macOS yükleme ekranı, işte ileri ya da sizin Apple kimliğinizi girmeniz gereken alanlar çıkacak. Hepsinde Caps Lock sağ sol yön tuşu ve Caps Lock aralık çubuğuyla onaylarsınız. Caps Lock sağ sol yön tuşuyla da bu diyaloglardaki düğmeler ve alanlar arasında gezebilirsiniz. Ben şimdi bakayım Windows'a dönmüş müyüm? Bir daha Ctrl Alt. Tam konuşma. Evet. Şimdi makinamı kapatacağım artık. Çünkü makinamı ben... Alt F, C, menüler, ünite, console, menü, remove, power, start, shut, sus, restart, power, rest, sus, shut, down, geç, ctrl, sus, rest, power, on, geçer, power off, enter, menü, can, don't show this map, power off düğmesi, boşluk. Evet, bunu kapattım. Çünkü ben daha önce bir sistem oluşturmuştum. Alt F4, öğnelere gitmek. Şimdi gelelim. Windows'e, dosya, masaüstü. Yine yerel diskteki B. Bu bilgisi enter. Bu bilgisayar. Ölege. Cihazlar ve sürücüler enter. Yerel disk M. Mac OS 20 ve Virtual Machine enter. Virtual M. Mac OS M. Enter. Mac OS 10.14.vmdk. Mac OS 10.14.vmsd. Mac OS 10.14.vmx. 4-10. Enter yapıyorum buna. Enter. Ben de oluşturduğum. Ve açılmasını bekleyeceğim şimdi. Ve Mvare Workstation. Bulunduğunuz yer. Ve Mvare Workstation. Bulunduğunuz yer. Mac OS 10. Şimdi Alt F ile start vereceğim işe. Alt F. Menü, menüler. Unity. Full. Menüler. Removable. Power. Alt menü. Start. Up. Guess. Ctrl. Artı B. T. Enter. Start, menüler up. Kapat. Boş. İsteğe bağlı. Ctrl G ile işletim sistemimin açılmasını bekliyorum. Bu arada siz bir kere yükleme yaptıktan sonra Big Sur'a güncelleme yapabilirsiniz. Katerina'dan bilginiz olsun. Sisteminin gelmesini bekliyoruz. Kurulum aşamaları genel itibariyle böyle arkadaşlar. Siz de bu şekilde işletim sisteminizi, sanal Mac'inizi bilgisayarınızda oluşturabilirsiniz. Bilgisayarınız ne kadar güçlüyse ve ne kadar kapasiteniz varsa tabii ki o kadar daha keyifli olacaktır Windows'taki Mac deneyiminiz. Bakalım. Şimdi bu tabii belli bir açılış süresi. Voice over açık uygulama. Oturum açma. Sistem evet. Sorgu kutusu. Pazartesi. Sistem kullanıcılar. Sarma alanı. Şu anda sarma alanı üzerindesiniz. Bu kaydırma alanını. Sistemi kullanıcılar. Sistemi kullanıcılar. Sistemi uyut. Yeniden uyut. Sistem kullanıcılar. Sarma alanı. İçeri kullanı. Konuk kullanı. Konuk. Sarper Arıkan. 3 karakter. Şimdi burada tapla login düğme. Login dedim. Bildiğiniz şimdi Mac'in deneyimini yaşıyoruz. Evet, giriş ekranını yaptıktan sonra şu an Mac'in hemen Finder ve arayüz geliyor. Tabii sanal olduğu için biraz Finder arka planda çalıştırıldı. Yine de gayet hızlı. Şimdi bakın hızlı olduğunu şuradan anlayacağız. Önce ben Caps Lock D ile doku açacağım. Finder sistem gün yazılım gün Mac imi yazılım gün Mac ileri düzey düğme. Şimdi bunu kapatalım. Şu anda düğme üzerindesiniz. Bu düğmeyi tıklamak için Ctrl App Store App Store App Store sistem tercihleri yazılım gün Finder masaüstü Insta Dock Safari, Mail 4, FaceTime, Mesajlar, FaceTime 5.21, Mail 4, Safari, Safari, Launchpad, Finder, Launchpad 2.21. Mesela Launchpad'e girelim. Şu anda uygulamanın DocOS üzerinde. İçeri, Safari, Mail, Kişiler, Takvim, Anımsat, Notlar, FaceTime, Mesajlar. Dolaşımı Caps Lock'la birlikte sağ sol yön tuşuyla yapıyoruz. Harita, bul,
foto, foto, ön izle, müzik, podcast, TV, sesli, borkit, sofes, ev, Siri, mission, consist, miş, Siri. Şu anda hızlara içinde... Bakalım Siri çalışacak mı? Uygulama. Merhaba. Bir saniye. Çok merak ettim arkadaşlar. Hala çalışıyorum. Belki sesimi algılamadı. Üzgünüm, bağlantıyla ilgili sorunlar yaşıyorum. İnternete bağlı olmayabilir. Bakalım gerçekten öyle mi? FaceTime, mesaj, harita, fotoğraf, kişi, takvim, anons, notlar, müzik, podcast, TV, apps, sis, fbajkız, ft, pop, müzik, not, anım, takvim, kişi, foto, harita, mesaj, face, mail, 4, safari, 3, 1, uygulama. Safari'ye bakalım. Safari, başlangıç sayfası, düşey ayı, koleksiyon. Şu an özelleştirmeler, düğme. Hızlı dolaşma açık. Şu anda düşey ayırıcı üzerindesiniz. Ay, araç çubuğu öğesine giriliyor. A, paylaş, yeni sek, paylaş, arama menü, adres, paylaş, su, adres ve arama. Arama yapın veya website, w.o.o.m. Menü kapatılıyor. www.google.com, ekleme noktası, metnin başlangıcında, adres ve arama, metni düzenle, alternatif öğeler gör, bu sayfanı paylaş, bu sayfanın yüklenmesini durdur, düğme, gizlilik rapor, ileri git, soluk, geri git, kenar çubuğu, ileri git, soluk, dışında araç, düşey ayırıcı, web içeriği, şu içeri web içeriği. Şu anda düğme üzeri, koleksiyon, özelleştirmeler, özelleştirmeler, evet, internetim düğme. İnternetim birazcık yavaş olabilir. Etkileşim, özelleştirme, koleksiyon, web içeriği, koleksiyon, Google web içeriği. Heh, şu anda web içeriğinin üzerinde, Google web içeriği, ara, kombinasyon kutusu, ara, %90 yüklendi. İnternetimiz biraz yavaş ama şu an Google açıldı. Harf çevir, Google'da yüklendimiş, şunun sonu, Google görüntü, Türkiye, bağlantı, gizlilik. Evet. Genelde böyle, yani gezinme bu şekilde, caps lock'la sağ sol, caps lock voice over tuşu olarak açılıyor. Caps lock'la F8 yaparsanız arkadaşlar voice over izlencesi ve ayarlarını açarsınız. Zannediyorum caps lock H'de voice over yardım menüsü 5 öğe. Evet. Komutlar yardım menüsü 14 öğe. Burada voice over yardımını açar. Komutlar yardım menüsü gibi. Genel menü. Genel. Bilgi menü. Bilgi. Dolaşma metin menü. Web menü. Bulut menü. Evet, bu şekilde. Bağlantı. Gizlilik. İki kere kontrol alt yapalım ve işletim sistemimize dönelim. Tam konuşma. Alt Windows'te. Tarih. Windows'te. Liste gör. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle sanal Mac kurulumunu ve virtual VM Workstation Pro programını paylaştık. Bir sonraki anlatıma kadar kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kanal içeriklerini paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. Sanal işletim sistemi konusunda deneyim videoları gelecektir. O paylaşıma kadar, paylaşımlarımıza kadar kendinize iyi bakın.